Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Mehmet, sizlerden gelen gerçek hayat hikayeleriyle beraber İtiraflarınızı seslendiriyorum. Kısa bir aranın sonunda tekrar görüntülü bir şekilde eskiye döndüğüm için ben de çok mutluyum. Bugün sizlere 37 yaşında olan bir hanımefendinin hayat hikayesini anlatıyorum. Yaşanılanlar karşısında sizler neler düşüneceksiniz ben de merakla bekliyorum. Eğer sizlerin de kimseye anlatamadığınız itiraflarınız ya da anlatsam roman olur dediğiniz gerçek hayat hikayeleriniz varsa hemen WhatsApp iletişim attığımız olan 0556 397 93 95 Umarılı telefondan bana ulaşın. Şimdi sizlerden destek yorumlarınızı ve beğenilerinizi beklerken ben de vakit kaybetmeden yayınımıza başlıyorum. Kanalımıza destek olmak için katıl ve teşekkürler butonunu kullanabileceğinizi lütfen unutmayın. Keyifle dinlemeler. Merhaba Mehmet Bey. İsmimi vermek istemiyorum. Benim hayat hikayem güçlü durmak için elinden gelen her şeyi yapan bir kadının hikayesi. Babamı 9 yaşındayken kaybettim. Annem birkaç sene sonra yalnız başına zorlandığı için tekrar evlendi ve başımıza üvey baba getirdi. Evimize aldığı adam yani üvey babam içkiye o kadar düşkün bir adamdı ki her akşam su gibi alkol alıyor, yıllardır ağzına içki bile sürmemiş annemi de kendisine benzetiyordu. Ben her gece onların alem yaptığı sofralarını kurup kaldırıyordum. Bazen dışarıdan başka erkekler de geliyor, Annem onlara sofrada hazırlıyordu. Birlikte şarkı içip sarhoş bir halde dans ediyorlardı. Ben okumaya çok meraklı bir kız çocuğuydum. Meslek sahibi olmak ve kendimi kurtarma derdindeydim. Ama köylük yerdeydik. Üvey babam elimde ne zaman kitap görse sanki başımıza doktor olacak küçük or der küfrederdi. Annem ona hiçbir şekilde karşı gelmez, bırak ne yaparsa yapsın, yeter ki başımıza ağrıtmasın derdi. 14 yaşıma girdiğim günü hiç unutmuyorum Mehmet Bey. Çünkü doğum günü olan bir kız çocuğunun doğduğu günün kutlanması yerine, ben yine çilingir sofrasındaki eksiklikleri tamamlamaya çalışıyordum. O gece evimizde alem yapanlar sadece annem ve üvey babam değildi bir de adam vardı. Hayatımdan bezmiş bir şekilde mutfakta bulaşıkları yıkarken aniden arkamdan bir elin belime sarıldığını fark ettiğimde neye uğradığımı şaşırmıştım. Korkuyla bağırıp hemen mutfağın köşesine geçtim. Adamsa karşımda dikilmiş, ''Ne var yavrum, gel bakayım yanıma.'' diyordu. En sonunda elime kaptığım çatalı adamın eline sapladıktan sonra zar zor salona annemin yanına koştum. Üvey babamdan zaten bir hayır beklemiyordum. Ama annem vardı sonuçta o beni koruyabilir, kollayabilirdi. Ama kolladı mı derseniz, kollayamadı Mehmet Bey. Olanları anlattıktan sonra aman ne abarttın, ne olmuş sarıldıysa diyerek karşımda kahkaha atıp eğlenmeye devam ettiler. Günler bu şekilde geçmeye devam ederken annemi birkaç ay sonrasında ani bir beyin kanaması yüzünden kaybetmiştim. Artık kimsem kalmamış, bu hayatta tek başıma kalmıştım. Üvey baba denen varlık annemden sonra eve dahi uğramazken birkaç gün komşuların destekleriyle ayakta durmaya çalıştım. Ama sonrasında evime gelen bir köylümle beraber hayatım bir anda değişecekti. Eve geldiği akşam kızım benim acını gayet iyi anlıyorum. Benim evimde sana kalacak yer yiyecek ekmek var istersen benimle gel demişti. Ben de safım ya hemen o adamın peşine takılıp evine gittim. Gittiğim evde benden ayrı 5 çocuk daha vardı kim olduklarını veya nasıl olduklarını bilmeden çekiniyor, öylece bir kenarda bekliyordum. Çocukların annesi suratsız, hiçbir şeyden memnun olmayan bir kadınken beni bu eve getiren adamsa iyi birine benziyordu. Bana çok nazik davranıyor, diğer çocuklarından ayırmıyordu. İlk zamanlar hiç konuşmadım ve çekingen olduğum için eve her gelişinde bana sevdiğim çikolatalardan alıyordu. Mehmet Bey köylük yerde büyümüş, okula gidememiştim. Küçük de bir yaşım olduğundan kötülüğü idrak edemiyordum. Kimden ne gelir hesap edemedim. O çocukların annesine teyze diye seslendiğim için yine onun hakkında konuşurken teyze diyeceğim. Ama aslında o şeytanın öz evladı gibiydi. Şimdi diyeceksiniz ki seni evine almış, bakmış, belli ki büyütmüş. Neden öyle diyorsun? Ama öyle kolay olmadı Mehmet Bey. O kadın bütün hayatımı mahvetti. Eve ilk geldiğim gün teyze eşiyle çok büyük kavga ettikten sonra nasıl desem adeta ateş püskürdü. Adamın kafasındaki saçları koparırcasına çekip o kıza ne yedireceksin de eve getirdin. Evde 5 çocuk var ne yiyecek bu çocuklar diye bağırıyordu. Hatta bir keresinde o kadar kızgındı ki elindeki iplik iğnesini adamın koluna batırdı ve elin yetimlerini eve kapatırsan böyle aç kalırsın deyip o gün adamın önüne bir kap yemek bile koymadı. İstenmediğimi biliyordum. Ama gidecek bir yerimin de olmadığının farkındaydım. O kadın yanıma gelip de elindeki çamaşırları yıkamam için ölüme yığdığında hayır diyemedim. Yük olmamak adına evde hizmetçi gibi ne istiyorsa fazlasını yaptım. Ama o hiçbir şey beğenmiyordu. Hatta bir gün yıkadığım çamaşırın lekesini geçiremedim diye çamaşırları yıkadığım pis suyu başımdan aşağı döktü, çıkmayan lekeli pantolonunu ağzıma sokarak çiğneyerek temizleyeceksin diyerek başıma vurdu, şiddet gösterdi. Mehmet Bey ağlayamadım, gözümden yaş akıtamadım. Çünkü o kadın bana ne yaptıysa ağlamayı bile unuttum. Çocuklarına yemek yedirirken beni kapının önüne diker, izlememi isterdi. Kocası evdeyken bu kadarını yapmazdı ama yapsaydı da kocasının bir şey diyebileceğini düşünmüyordum. En azından sıcak bir evin içinde olduğum için şükrediyordum herhalde. 20 yaşıma girip de vücudum tamamen kadın vücuduna benzemeye başladığında dikkatleri de üstüme çekmeye başlamıştım. Oturduğumuz mahallenin bir alt sokağında oturan bir genç vardı. Ben ne zaman sokakta görse gülümsüyor, yoluna bakıyordu. Ama ben utancımla onun gözlerine bile bakamıyordum. Aylarca birbirimize kısa kısa gülücükler atıyor, kendi dilimizce birbirimizi sevdiğimizi söylüyorduk. Ama bu hiç gerçekleşmemiş, hiç dokunulmamış bir aşktı. Artık olgunlaştığımı, büyüdüğümü gören teyzemse bir gün yanıma geldi. "Artık kocaman kız oldun. Ya çalışmaya başla ya da seni evlendirip gönderelim." dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Evlenmek gibi bir düşüncem yoktu ama kadına da karşı gelmek istemiyordum. "Sen nasıl istersen teyze." dediğimde "Tamam o zaman büyüdün." diye bana karşı gelmek yok. Bana karşı gelirsen peşine it kopuk takılır, seni yoldan çıkarırlar. Hadi gel odaya, seni hazırlayacağım dedi. Peşine takılmış odanın orta yerinde dikilir bir vaziyette bekliyordum. Yavaş yavaş üzerindeki kazağı ve eteği çıkardıktan sonra sadece külot ve süt yenimle kalmıştım. Teyze neden soyuyorsun beni dediğimde sus karışma çıkar o süt yenide diyerek eline aldığı korseyi belime yerleştirdi. Öyle bir sıkı sardı ki sanki nefes bile alamıyordum. Ama sesimi çıkarmadan işini bitirmesini bekledim. ''Korse takıldıktan sonra git içeriden bir tane örtüyle makası getir.'' dedi. Emir duymuş bir asker gibi ne derse yapıyor her şeyi harfiyen uyguluyordum. ''Yere otur bakalım güzel kız seni biraz erkeğe çevirelim de bize ekmek getir.'' dedi. Ve eline aldı makasla belime kadar uzayan saçlarımı sert bir hamleyle kendine doğru çekti kesmeye başladı. ''Mehmet Bey benim belime kadar uzanan uzun siyah saçlarım vardı.'' Öyle güzel bakardım ki onlara, ipek gibi yumuşacık olurlardı. Saçlarımı gören herkes imlenerek bana bakardı. Ama o şeytan kılıklı kadın hiç acımadan saçlarımı kökünden kesip attı. Şimdi bir şeye benzedin diyerek üstüme eski püskü eşyalar giydirdi ve beni geceleri kağıt toplamam için... Dışarı attı. Her gece kışın ortasında dışarı çıkıyor, cebimdeki bıçakla korkmadan kağıt topluyordum. Eğer o gün bir şey bulamazdı, para kazanamadan eve gelirsem, beni ya eve almazdı, ya da yemek vermezdi. Kaç defa evin kapısında kıvrılıp yattım, sayısını bile unutmuşumdur. Diğer çocuklara gelirsek, benim getirdiğim parayla gayet de güzel kıyafetler alınıyordu. Her akşam nispet yapar gibi gözlerimin içine bakarak onları seviyor, saçlarını okşuyordu. Onların güzel uzun saçları taranıyor, örgüler örülüyor, renkli tokalar takılıyordu. Çocuklara asla kızmıyordum. Çünkü onların suçu yoktu. Hatta onları izlerken ben mutlu oluyordum. Artık eski güzelliğim de kalmadığı için sürekli göz göze geldiğim çocuğa gündüz vaktiyle yakalanmayayım diye kendimi iyice gizliyor, onun geçtiği sokaktan adımımı dahi atmıyordum. Birkaç ay boyunca böyle idare ettim. Ama o birkaç ayı nasıl bitirdim? Gelin bir de bana sorun Mehmet Bey. Güzel saçlarım biraz olsun uzamıştı ki bir akşam eve geldiğimde hiç beklemediğim bir şekilde teyzem karşıma dikildi. Geç bakalım güzelim benim. Hadi banyo yap da sofraya otur. Bak ne kadar güzel yiyecekler var demişti. Böyle ilgi veya sevgi hiçbir zaman görmediğim için tabii ki şaşırmıştım. Hemen güzel bir banyo yaptıktan sonra sofraya oturdum. Sofra öyle güzel hazırlanmıştı ki görmeniz lazım. Bu pinti şeytan tavuk bile pişirmiş, büyük gelen parçayı direkt önüme koymuştu. Ben hala bu işin içinde bir iş var diyerek düşünürken sandalyesini yanıma çekti. Ve güzelim benim, artık kurtuldun. Kağıt falan toplamana gerek yok. Senin çok beğenenler olmuş. Onların gönlünü hoş edeceksin. Onlar da seni hoş edecekler. Hem söyle bakalım. Senin bizden gizli bir sevgilin falan oldu mu dedi. Yok teyze. Kim olacak vallahi billahi kimse yok desem de Hadi hadi güzelsin etli butlusun senin olmayacaktı, kimin olacak? Hadi gel bakalım benim odaya dedi ve beni bir güzel hazırlamaya başladı. Önce üzerimdeki korseyi çıkaran bu kadın sonrasında yanında getirdiği bir poşet dolusu eşyayı yatağın üzerine döktü. Hepsinin etiketi dahi üzerindeyken baksana ne güzel ciciler aldım. Sen de bunları giyecek cici bir kız olacaksın dedi. Üstüme güzel iç çamaşırları güzel bir elbise giydirdikten sonra kıpkırmızı bir ruj sürdü. Ben şimdilerde kırmızı ruj bile görsem, içim sıkılıyor, hemen gözümün önünden kaldırıyorum. Beni aylar öncesinde erkeğe dönüştüren bu kadın, şimdi tamamen kadınlaştırmak için uğraşıyordu. En sonunda da bak kızım, sen para kazanacaksın ki biz de rahat edelim. Söz sen düzgünce çalışırsan, senin de yediğin içtiğin senin olacak. Bir elin yağda, bir elin balda yaşamak istemez misin dedi. Bunu yapmam imkansızdı Mehmet Bey. Gönlüm sürekli göz göze geldiğim masumca sevdiğim o çocuktaydı. Kaldı ki bana söylediği şeyler resmen vücudumu satmam gerektiğiydi. Bunu yapamazdım. Yok hayır lafı ağzımdan çıktı. Ama o anda ne dedi biliyor musunuz? Demek yapamazsın ha? O zaman seni çırılçıplak sokağa atıp kocama ayarttı boğrosun. Bu diye cümle aleme rezil edeyim de sen gör bakalım o zaman ne yapacaksın dedi. Evde şeytan gibi görünen bu kadını nasıl oluyorsa dışarıdaki insanlar melek gibi görüyordu. O yüzden ona inanırlar, beni de burada yaşatmazlar, başka gidecek bir yerim de yok diyerek mecbur söylediği şeyleri kabul ettim. O günden sonra sevdiğim çocuğu da, ona olan masumane sevdamı da kalbime gömdüm. Mehmet Bey çünkü ne ben eski ben olacaktım, ne bedenim eskisi gibi olacaktı. Artık hiçbir şey masum değildi ve kirlenecekti. O iyi, saf çocuk benim bu hallerimi görse bana dönüp bakar mıydı? Asla bakmazdı. Teyzem beni alımlı ve çekici bir hale sokup kimselerin olmadığı bir eve götürdü. Boş olan bu evde etrafa baktıktan sonra geç şu odada bekle diyerek beni yatak odasına gönderdi. Bir süre sonra kapının çaldığını duydum. Teyzem kapıdaki adamla konuştuktan sonra odaya yanıma gelerek ''Bak bu paraları görüyor musun? Karşılığını ver. Yanlış bir şey yaptığını duyarsam yemin ederim seni parçalarım, o parçaları da itlere veririm.'' dedi. Odadan çıktı. Tekrar kapı açıldığında içeri yaşlı, tıknaz bir adam girdi. Beni baştan aşağı süzüp bıyıklarını, sakallarını ovaladı. Güldükçe sarı dişleri görünüyordu. ''Bana senin paranı peşin ödedim'' dedi. Yanıma gelip saçlarıma dokundu. ''İğrendim Mehmet Bey, kusmak istedim.'' Gitmek istediğimi söylediğimde bana ''Naz yapma'' diye bağırırken elleri sürekli bacağımda, göğsümde gezindikçe kendimi geri çekiyordum. Ben böyle yaptıkça o daha fazla hırçınlaşıyordu. En son ''Yeter bu kadar naz'' deyip suratıma tokat attı. O anın şokuyla kendimi yerde buldum. Üstümdeki etek açılmış, bacaklarım iyice ortaya çıkmıştı. Ben hayır dedikçe o üstüme abandı. Dokunmadık yerimi bırakmadı. Zorla benimle beraber olurken bağırsam da yardım mı kimse gelmiyordu. Canım o kadar yanıyordu ki acıdan gözlerimi bile kıpırdatamıyordum artık. Mehmet Bey her kadın böyle bir şeyi eşiyle temiz ve saf duygularla yaşamak ister, değil mi? Benim için her şey çok farklıydı. Adam işini bitirip odadan çıktığında yerde öylece yatıyordum. Adam dışarıda muhtemelen teyzeme bağırıp benim hiç zevk vermediğimden bahsediyordu. Teyze içeri tekrar girip bana baktı. Sen de hiç kadınlık ruhu yokmuş. Neyse zamanla alışırsın dedi ve güldü. Sonra da süt yenini sıyırıp memelerinin arasından çıkardığı ücretimi burnuma getirerek bak kokla Paranın kokusu her acıyı dindirir. Hadi kendine gel de çıkalım dedi. Yerden zor bela ayağa kalktığımda bacaklarımın arasından kanlar süzülüyordu. Canım o kadar acıyordu ki yürüyemiyordum bile. İki adım atmadan kusmaya başladığımda artık takatimin de kalmadığını anlamıştım. Mehmet Bey insanın bedeni belki her şeyi kaldırır da bu psikolojiyi kaldıramıyor. O kadar korkuyor, titriyor, kendimden ve bedenimden o kadar iğreniyordum ki sürekli kusuyordum. Midem sanki yaşadıklarımı isyan ediyordu. O akşam teyze beni tekrar eve götürdükten sonra direkt banyoya soktu, iyice yıkadı. Başıma tasla vurup, aman hamile kalıp da başıma kalma ha, bir de senin piçine bakamayız diyor, gülüyordu. Benimse ne gülecek halim vardı ne de cevap verecek. Bu şekilde aylar geçti. Her gün bilmediğim, tanımadığım onlarca adamın oyununa girdim. Ve en sonunda gittiğim bir evde farklı bir adamla tanıştım. Teyzem parayı aldıktan sonra ben salonda beklerim demesine rağmen adam olmaz öyle şey. Git dışarıda bir yerde bekle diyerek teyzemi kovar gibi evden çıkardı. Adam 35 yaşında olduğunu söyledikten sonra neden bu işi yaptığımı sordu. Üstün körü para kazanmak için yapıyorum dediğimde kapıdan kovduğumu zorla tutuyor seni değil mi deyince Yok hayır desem de teyzeme küfürler ediyor. Korkma seninle beraber olmayacağım diyordu. Öyle garip hissetmiştim ki bir anda o adama güvendim ve çocukluğumdan beri neler yaşadığımı ona anlatmaya başladım. Ben anlattıkça o dertlendi, benim acımı paylaştı. Belki de bu hayatta ilk defa beni dinleyen birisi vardı karşımda. En sonunda bak kızım ben çok zenginim. İstersen sana yardım da ederim. Seni götürürüm buralardan. Ne teyzen ne başka seni bulamaz. Ne dersin? İster misin diye sordu. Bana o kadar iyi davranmıştı ki onu şimdiden kurtarıcım olarak görmeye başlamıştım. Kabul ettim, onunla gittim. Bana pahalı kıyafetler alıyor, pahalı mekanlarda yemek yemeye götürüyordu. Saçlarımı çok sevdiğimi bildiği için kuaföre bile götürmüştü. İstediğim her şeyi yapıyordu Mehmet Bey. Ona gittikçe aşık oluyordum. Beni göklere çıkarıyordu ve bunları karşılıksız yapıyordu. Bana dokunmuyordu da bana ev alacağını, orada yaşayacağımızı, eğer istersem evleneceğimizi bile söylemişti. Her şey o kadar hayal gibi geliyordu ki bu kadar güzel şeyin gerçek olması tabii ki de imkansızdı. Adamın evli olduğunu öğrendiğimde dünyam başıma yıkılmıştı Mehmet Bey. Bana karısını sevmediğini, boşanacağını söylüyordu. Karısının boşanmak istemediğini anlatıyor, onu terk etmemem için ayaklarıma kapanıyordu. Ona inandım. Ah salak kafam. Şimdi olsa inanır mıydım? Tabii ki inanmazdım. Çocuğunun olmadığını söylerken 10 senedir denediklerini ama olmadığından bahsetti. Karısının hasta olduğunu, bu yüzden çocuğun olmadığını anlatıyordu. Tabii ben de inanıyordum. 2 sene boyunca onun aldığı bir evde yaşadım. Bir yandan okulumu bitirmek için ders çalışıyor, küçüklük hayalime kavuşmak için çabalıyordum. O ise her gün yanıma geliyor, beni görüyordu. Artık ona tamamen güveniyordum. İlişkimiz öyle çok ilerlemişti ki artık isteyerek birisiyle beraber olmanın ne kadar da değerli olduğunu anlamıştım. Sevgilim benim korumamı asla istemezdi. Hatta benden bir çocuğu olsun istiyordu. Bu istekleri ise kendime özel hissettiriyor, beni çok sevdiğini düşündürüyordu. Çok geçmeden de hamile kaldığımı öğrendim. Ona gidip hamile olduğumu söylediğimde heyecandan ne yapacağını bilemedi. Beni hediyelere, öpücüklere boğdu. Ayaklarıma kapanıp ne dilersem yapacağını söyledi. Karşınızda böyle bir adam varsa hep yanınızda olsun istiyorsunuz. Ama olmuyor. Sonra bir gün yanıma gelerek eşyalarımı toparlamamı, başka bir yere gideceğimizi söyledi. Nereye diye sorsam da bana asla açıklamıyordu. Ona o kadar güveniyordum ki ne derse yapıyordum kocaman bir evin kapısına gelmiştik. Artık burada yaşayacağız. Hep birlikte demişti. Ben çocuğumuzla birlikte yaşayacağımızı kastediyor sanıyordum ama ta ki kapıyı karısı açana kadar. Karısını fotoğraflardan tanıyordum. Onu görür görmez yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Kadınsa beni görünce hemen karnıma baktı, gülümsedi, mutlu gözüküyordu. Hoş geldin canım. Artık yeni evim burası dedi. Eve girdiğimde içeride sofra hazırlanıyordu hizmetçiler vardı. Hemen sevgilime dönerek neler olduğunu sormak istiyordum. O ise karısını dudağından öpüp sarıldığında ben şoka girdim. Çünkü bana senelerdir birbirlerine dokunmadıklarını söylemişti. Hatta karısına dokunmaktan nefret ettiğini anlatıyordu. Karısına kumanı beğendin mi? Uzun zamandır tanışmak istiyordun dediğinde başımdan aşağı sanki kaynar sular döküldü. Mehmet Bey karısından ayrılacağını söyleyen adam değildi bu. Resmen de ikisi de beni isteyerek kuma olarak bu eve getirmişlerdi. Gitmek istediğimi, bunu kabul etmeyeceğimi söylediğimde benim çocuğum üzerinden onu öldürürüz diye tehdit ettiler. Çocuk doğduğunda ona sen değil, karın bakacak. Sen de ona yardımcı olacaksın. Çocuk anne sütü emmeyi bırakana kadar bizimle kalacaksın. Daha sonra da nereye istersen gidersin dediler. Evden kaçmayı, polise sığınmayı falan aklıma dahi getiremedim. Çünkü üzerime kapatılan bir kapıyla beraber ne kimseyle iletişime geçirildim ne de derdimi kimseye anlatabildim. Beni çocukları olmadığı için aldıklarını, çocuğum doğduğunda onu benden alacaklarını ve kendi çocukları gibi büyüteceklerini anlamıştım artık. Karısı bana karnımdaki çocuk için olsa gerek çok iyi davranıyordu. Bir dediğimi iki etmiyor, sağlığımı soruyordu. Ama odadan çıkmam Tabii ki yasaktı. Kadın fırsat buldukça yanıma geliyor, doğuştan olan rahatsızlığı yüzünden hiç çocuğu olmadığını ağlayarak anlatıyordu. Peki beni nasıl kabul ettin diye sorduğumda, kocam bu teklifle geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü bir çocuğumun olmasını her şeyden çok istiyordum. Bak seni de çok sevdim, istersen kumam olursun. Tabi kocama da ikinci bir eş olarak kadınlık vazifeni yapabilirsin demişti. Mehmet Bey böyle bir şey midesi nasıl alabiliyor? İnanabiliyor musunuz? Resmen kocasını başka bir kadınla paylaşmayı normal görüyordu. Bana nikah kıyılmayacağını biliyordum. Karısını bırakıp benimle evlenmeyeceği de ortadaydı. Ama çocuğumu da bana vermeyeceklerini bildiğimden en azından çocuğum sağlıklı doğana kadar bana bir şey yapmasınlar diye sustum. Çocuğumun babası olacak adam bir gece benimle bir gece karısıyla yatıyordu. Karısıyla yattığı gecelerde birlikte olduklarını biliyor, seslerini duyuyordum. Sanki bilerek yapıyor gibilerdi. Hatta bir gece karısı yanıma gelip istersem onlara katılabileceğimi söyleyerek beni üçlü ilişkiye davet etti. Şok oldum, midem bulandı, hayır ben bunu yapamam diyerek reddettim. Çocuğumun babası olacak adamın değişik huyları ve fantezileri olduğunu duydukça iki senedir yanında olan bu adam mıydı diyerek kendime o kadar kızıyordum ki anlatamam. Karısı aklına estikçe bana kocasıyla ilgili anılarından, kocasının değişik ve mide bulandırıcı huylarından bahsediyordu. Benden önce eve genç yaşlı bir sürü kadın getirdiğini, birçoğunu kendisine muhtaç bırakmaktan zevk aldığını anlatıyordu. Bunları duymak istemediğimi söyledikçe daha fazla dillendiriyordu. Çocuğumu artık kucağıma aldığımda her şey beklediğimden de daha kötü bir hale geldi. Bebeğimi bana sadece süt emzirmem için veriyorlardı. Geceleri bebeğimi alıp götürüyorlar, kendi odalarında yatırıyorlardı. Hatta bazen bebeğime süt anne getiriyorlar, beni bebeğime yaklaştırmıyorlardı. Bebeğim süt anneyi emmeyi reddediyordu. Bebeğim ağladıkça memelerimden bolca süt akıyor, ağrıdan duramıyordum. Ateşim çıkıyor, sürekli hastalanıyordum. Canım yanıyordu. Bebeğimi vermeleri için ısrar ettiğimde bir daha onu görmemekte tehdit ediyorlardı. Kadın bebeğimi benden kıskanmaya başladıktan sonra kendi bebeği olmadığı için bebeğime öyle bir sahiplenmişti ki sanki kendi doğurmuş gibi davranıyordu. Loğusalığımsa bu durumu daha da kötü yapıyordu. Mehmet Bey kadınlar o kadar güçlü ki keşke biraz olsun kendi değerimizi bilebilsek. Çocuğum için o halimle ne çabalar verdim bir bilseniz nelere katlanmak zorunda kaldım anlatamam. Bunlar da yetmezmiş gibi bu adi adam loğusalığın biter bitmez tekrar kapımda belirdi. Benden daha çok çocuk istediğini benimle birlikte olmak istediğini söylüyordu. Ben inatla onu kendimden uzak tutuyordum. Bebeğim sütten kesildikten sonra beni bir çöp gibi evden attılar. Çocuğumu da bana göstermediler. Çocuğumu hukuk dışı bir şekilde kendi çocukları gibi yazdırdılar. Yanında olabilmek için her şeyi yapacağım çocuğumdan beni ayırdılar. O gün kendime ve çocuğuma bir söz verdim Mehmet Bey. Seneler sürse de okuyacak, ayaklarımın üstünde duracak, çocuğumu onlardan alacaktım. Geçen sürede hep kadın sığınma evlerinde yaşadım. Gece ayrı, gündüz ayrı işte çalıştım. Çocuğum bu insanların elinden kurtarabilmek için açık öğretime yazıldım. Çalıştığım iş yerinin depolarında sabahlara kadar oturup derslerimi bitirmek için uğraştım. Üniversiteyi bile bitirdim, mezun oldum. İş bulmak öyle kolay değildi. Ama o kadar çok çevre etindim ki beni çalıştırmak isteyen çok insan oldu. Zengin bir iş kadının yanında çalışmaya başladıktan sonra da İşlerimde o kadar başarılı oldum ki üst üste terfiler de aldım. Bu öyle sanıldığı kadar da kolay olmadı. Benim tek amacım çocuğuma kavuşmak, onu iyi şartlarda yaşatmaktı. Yanında çalıştığım ve bana destek veren kadın patronum, hukuki anlamda bana destek olacağını da söylediğinde o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Davalar senelerce sürdü. Yıllarca mahkeme koridorlarında süründüm ama vazgeçmedim. Çocuğumun peşinden gittim. DNA testleri bilmem neler derken en sonunda çocuğum 8 yaşındayken ona kavuştum. Evet başlarda beni annesi gibi görmüyordu. Beni neden aldın der gibi bana kızıyordu. Ama psikologlar sayesinde o günleri de atlattık. Ben şimdi 37 yaşındayım, çocuğumsa 12 yaşında. En zor zamanlarımı yaşadığım yaşlarda ve o kadar mutlu bir çocuk ki anlatamam. Yaşadığım her şeyi biliyor. Onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor ve benimle kendi isteğiyle kalıyor. Üçten fazla yabancı dil biliyor, müzik enstrümanları çalıyor. Benim o yaşımda yapamadığım her şeyi yapıyor ve en önemlisi de yanımda çok mutlu. Hayatıma kimseyi almadım çünkü ayakta kalmak için bir adamın sevgisine ihtiyacım olmadığını anlamıştım. Mehmet Bey hatırlıyor musunuz? Size küçükken sevdiğim, uzaktan uzağa hoşlandığım bir çocuktan bahsetmiştim. Seneler sonra onunla karşılaştık ortak bir arkadaşımız görüştürdü bizi. O gün bugündür konuşuyoruz. Çocuklarımız tanıştı. Eşiyle yollarına ayrılı uzun zaman olmuş. Benim teyzemden bahsetti. Cilt kanserine yakalanıp vücudunda irinli yaralarla acı vererek ölmüş. Çocukları hakkımı helal etmem için beni çok aramışlar ama bulamamışlar. Mehmet Bey ben hakkımı helal eder miydim? Yaşadıklarımı sineye çekebilir miydim? Bilmiyorum ama hiç de zannetmiyorum. Henüz daha küçük bir kız çocuğuyken bana yaşattıkları şeylerden dolayı onları ben affetsem o küçük kız affetmez. Dedim ya ben ağlamayı bilmem diye. Çocuğuma kavuştuğum güne kadar hiçbir gün içimden gelerek ağlayamadım. Ama çocuğuma kavuştuğum gün hüngür hüngür oturdum ağladım. Diyeceğim o ki ben büyüdüm Mehmet Bey. Yaşadığım her şeyi kitap haline getirip yazmak isterdim. Ama buna gücüm yeter mi? İnanın bilmiyorum. O yüzden size anlatıp içimi dökmek istedim. Yıllar sonra karşılaştığım adamla nasıl gidiyor derseniz hala daha umudumuzun olduğunu söylüyor. İçimi dökme vesile olduğunuz için ne kadar teşekkür etsem az Mehmet Bey. En önemlisi de beni dinleyecek herkese şunu söylemek istiyorum. Çocuklarınızı bir çiçek gibi çok sevin. Çünkü onları sevmezseniz sevgisiz insanların elinde bir damla su için solup gidiyorlar. Beni dinleyen herkes Allah'a emanet olsun. Sevgiyle kalın. Evet arkadaşlar, hayat hikayemizin sonuna geldik. Belki de gerçekten kitap olabilecek bir hayat hikayesinin sadece önemli kısımlarını dinledik. Ben hanımefendiye bana ulaşarak yaşadıklarını anlattığı için çok teşekkür ediyorum. Bir babanın ölümü, yeni bir evlilikle gelen kötü niyetli bir adam hayatın akışını nasıl da etkileyebiliyor. O dönemlerde neden devlet yurtlarında kalmadığını merak ettiğimde takipçimiz Köylük yerde ne yurttan ne başka bir şeyden haberim yoktu beni yönlendiren de olmadı dedi. Onu evine alan adamdan kötülük beklerken bir kadının bir kadına bunları yaşatmasına çok üzüldüm. Allah o kadının cezasını belki de çok kötü bir şekilde vermiş ya için biraz olsun rahatladı. Bu tarz dayatmalara kalan kızlarımız, bizi dinleyen çaresiz olan insanlarımız varsa lütfen en azından polis veya devlet kurumları ile iletişime geçsinler. Tehditlere boyun eğerek daha kötü yollara lütfen sürüklenmesinler. Güven o kadar önemli bir duygu ki İnsan 2 senede olsa, 10 senede olsa karşısındaki insandan büyük bir darbe alabiliyor. O hayattan çıktıktan sonra hemen okul okumaya başlamanız, kendinizi geliştirmeniz çok değerliydi. Kadınlar gerçekten zannettiklerinden daha güçlü olduklarını anlamalı. Ben yapamam, ben edemem, ben bu evden çıkamam dedikçe çektiğiniz zulümler artarak devam ediyor. Lütfen yapmayın. Kendinize güvenin, çalışın, ayaklarınızın üzerinde durun. Emin olun ki ayağa kalktıkça daha da yükseleceğinizin farkına varacaksınız. Bu okumak olur, çalışmak olur. Ne yaparsanız yapın ama sizlerin de bastırılmış, susturulmuş insanlardan olmadığınızı Anlayın. Aynı takipçimizin yaptığı gibi bu hayatta savaşmadan hiçbir şeyin olmadığını anlayın. Belki de 20-25 sene savaşmadan kabullenerek yaşadığı dönemde başına gelmeyen kalmadı. Ama kendi gücünün farkına varınca hayat bir anda nasıl da değişti. Bu yüzden içinizde bulunan korkuları silin, atın ve cesaret edin. Eminim ki her şey daha da farklı olacaktır. Benim unuttuğum bir yorum varsa lütfen sizler yorumlarda tamamlarsanız çok sevinirim. Ben Mehmet Bugünlük benden bu kadar. Eğer ki bana ulaşmak, hayatınızı anlatmak isterseniz lütfen 0506 397 93 95 numaralı telefondan bana ulaşın. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.